merhaba, ben Ayşe. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sigara böreği yapacağız. Tabii ki sigara böreğini hazır yufkadan yapmıyoruz bugün. Yufkasını kendimiz açacağız. Böyle dışı çıtır çıtır, çok lezzetli bir sigara böreği olacak. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra zaten ne demek istediğimi siz de anlayacaksınız. Tabii hazır yufka kullanmak isteyenler de hazır yufkayla da yapabilir bu tarifi. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Videoların altında yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi malzemelerle sigara böreğini yapmaya başlayabiliriz. Sigara böreği için gerekli olan malzemelerimiz: hamuru için 1 su bardağı unum var. İçerisine tuz ekledim. Tuz miktarını kendiniz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada 1 su bardağı suyum var. 1 su bardağı suyun tamamını kullanmayacağım ama yine de siz yanınızda bulundurun. İç harcı olaraksa yaklaşık 3-4 yemek kaşığı lor peyniri ve 3-4 dal maydanoz var. Ve sıvı yağım var. Tavanın içerisine ekledim şimdiden. Burada da yaklaşık 1 çay bardağı sıvı yağ var. Malzemelerimiz bu kadar az. Şimdi hamurumu yoğurmakla işe başlıyorum. Hamurumu yoğuracağım. Burada 1 silme su bardağı unum var. İçerisine biraz tuz ekledim. Yavaş yavaş suyu ekleyerek hamuru yoğuruyorum. Ne çok sert ne de çok yumuşak bir hamur olacak. Kıvamını zaten en son sizinle paylaşacağım. Rahatlıkla açabileceğiniz bir hamur elde edin. Poğaça hamuru kadar yumuşak olmayacak ve çok da sert bir hamurunuz olmayacak. Şimdi hamurum toparlandı. Şöyle suyumun yarım su bardağını kullandım. Daha fazla değil. Şu anda gayet yumuşak. Şöyle göstereyim. Elime yapışmıyor ama hamurum yumuşak. Şimdi tezgahın üzerine hafif un alacağım. Böyle birazcık tezgahın üzerinde toparlayacağım. Yoğuracağım. Dediğim gibi hamurum çok sert değil. Yaklaşık yarım su bardağı su yeter olacak. Elimde bu şekilde toparlıyorum. Çok rahat da şekillendirebiliyorum. Açarken de çok rahat açacaksınız. Yani bunu yapmak için çok fazla hamur açma yeteneğinizin olmasına hiç gerek yok. Çok rahatlıkla açabileceksiniz. Kıvamını bu şekilde gördünüz. Şimdi bu hamurumu iki bezeye böleceğim ki küçük küçük açayım. Benim için daha rahat olsun şekillendirmesi. Hem ayrıca sigara böreklerim de çok büyük olmasını istemiyorum. O yüzden şimdi bunu iki bezeye böleceğim. Tek tek açacağım. Şimdi hamurumu iki eşit bezeye böldüm. Çok az un atıyorum. Şöyle elimle yuvarlayacağım. Önce bezemin bir tanesini açacağım. Çok fazla un kullanmamaya çalışın. Açabildiğiniz kadar da ince açın. Zaten bezeleriniz çok küçük olduğu için hemen açılacaklardır. Çok fazla da büyümeyecek zaten. Böyle arada un serperek açıyorum. Şimdi açtım. Büyüklüğü bu kadar olacak. Zaten inceliği de gayet iyi, yeterli. Şöyle bir bıçakla önce dörde bölüyorum. Daha sonra şuradan tekrar böleceğim ki böyle küçük küçük olsun istiyorum. Ama siz bu şekilde seviyorsanız bırakabilirsiniz. Tekrar bölmek zorunda değilsiniz. Böyle. Şimdi kenarlarına, şuralarına iç harçlarını dökeceğim. Şöyle birer tatlı kaşığı yeterli olacaktır. Zaten küçük olduğu için. Şimdi şöyle katlıyorum. Şuradan aldım. Normal aynı hazır yufkayla yaptığınız gibi hafif kenarlarından da kıvırıyorum ki çıkmasın. Bu şekilde sarıyorum. Ucunu herhangi bir şeye, yağ falan batırmanıza gerek yok. Zaten taze hamur olduğu için kendisi direkt yapışacak. Bu şekilde tamamını yapıyorum. Bu turu yaptıktan sonra bir bezem daha var elimde. Onu da yine aynı şekilde açacağım ve saracağım. Daha sonra da kızartma aşamasına geçeceğim. Bu ölçüyü istediğiniz şekilde arttırıp azaltabilirsiniz. Zaten bir su bardağından daha azı çok az olacaktır. Fakat arttırmak isterseniz 2-3 su bardağına, daha fazlasına da çıkarabilirsiniz. Evdeki kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde tamamını sardıktan sonra ikinci bezeme de geçeceğim. Onu da aynı şekilde hazırlayacağım.
Sigara böreklerimin tamamı hazır. Şimdi kızartacağım. Ben size vermiş olduğum ölçülerden toplam bu büyüklükte 16 tane sigara böreği çıkıyor. Ona göre siz miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi büyüklüğünü de kendi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Dördü böldüğünüz şekilde de bırakabilirsiniz. Tavamın ocağın üzerine aldım. Ocağımın altı çok kısık da değil, çok açık da değil. Hafif yağımın ısınmasını bekliyorum. Ben biraz daha önceden yağımı koymuştum zaten. Şimdi şöyle bir deneyeceğim. Yağım ısınmış. Şimdi tek tek içerisine hazırlamış olduğum börekleri bırakıyorum. Böreklerimin tamamı tek tavanın içerisine sığdı. Sizin de bu büyüklükte bir tavanız varsa hepsini tek seferde kızartabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi ara ara yönlerini çevirerek maşayla her zaman normal kızarttığımız sigara börekleri gibi kıpkırmızı olana kadar kızartacağım. Başından ayrılmayın, yönünü çevirerek söylediğim gibi pişirmeye devam ediyorum. Böreklerin tamamı kıpkırmızı oldu, gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar. Şimdi onları servis tabağına alacağım, daha sonra da servis edeceğim. Kızartırken aynı normal hazır yufkayla sigara böreği kızarttığınız gibi kızartabilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Sadece ocağınızın altını çok açık veya çok kısık yapmayın. Önemli olan noktası orası. Şöyle yakından da göstereyim. Gayet güzel kızardılar. Hepsini alıyorum artık. Böreklerin tamamını kızarttım. Bir tabağın içerisine aldım. Şimdi önce size sesini duyduğunuz böyle içerisi de hamur değil, gayet pişmiş. Bir tanesini şöyle yine tam böleyim rahatlıkla görün. Gördüğünüz gibi aynı söylediğim gibi gayet çıtır çıtır, içerisinde hiç hamur kalmıyor ve lezzeti de gerçekten çok güzel. Kesinlikle denemelisiniz. Başka tarif ve videolarda görüşmek üzere. Şimdiden herkese afiyet olsun.